Değerli misafirlerimiz, Sayın Başkonsolosumuz Batu Kesmen Bey, UID Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Kübra Sarantino Hanım, UID Belçika Bölge Başkanımız Sayın Enis Çimen Bey, UID Belçika Bölge Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fikriye Ayrancı Keper Hanım, Sayın Avukatımız Hazel Albayrak, Sayın Mali Müşavirimiz Asil Göktuğ Hanımefendi, Belçika Bölge Yönetimimiz ve değerli konuklarımız, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün burada toplanmamızın sebebi otomatik bilgi paylaşımı ve sosyal gruplar meselesi. Önce selamlamalarını, konuşmaları yapmaları için Sayın UID Belçika Bölge Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fikriye Ayrancı Keper Hanımefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Başkonsolosum Sayın Batu Kesmen Bey, UID Kadın Kolları Genel Başkanım Sayın Kübra Hülya Aracı Sarantino Hanım. Sesim şu an geliyor. UID Belçika Bölge Başkanım Sayın Enis Çimen Bey, Yönetim Kurulu Birim Başkanlarım, Şube Başkanlarım ve tüm birimde bulunan arkadaşlarım. Avukat Sayın Hazel Albayrak, Mali Müşavirimiz Sayın Asil Göktür, Gündem Haber Editörümüz Sayın Hüseyin Dönmez, Avrupa TV'den Onur Akpınar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgiyle selamlıyorum, programımıza hoş geldiniz. Özellikle son bir yıldır vatandaşlarımızın gündeminden hiçbir zaman düşmeyen tedirginliğe, endişeye ve belirsizliğe yol açan sosyal evler sorununu ve otomatik bilgi paylaşımını uzman konuklarımız eşliğinde tüm detaylarına kadar kulaktan dolma bilgileri, yanlış anlamaları ortadan kaldıracağız ve en doğru şekilde siz değerli vatandaşlarımıza sunacağız. Aydınlatıcı bir program olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar UID ailesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Sizlerin dertleriyle dertlendik. Sorunlarımıza çözümler aradık. Dalında uzman olan konuklarımızla programlar yaparak halkımızı bilgilendirdik. Covid-19'un en yoğun yaşandığı dönemlerinde dahi bizler evlerimizde kapanmadık asla. Sahalarda din, dil, ırk ayrımı yapmamaksızın tüm vatandaşımızın yardımına koştuk. Onur ve gurur duyduk bundan da. Çünkü bizler yardımsever ve dünyadaki en yardımsever milletiz. Covid-19'un yine en yoğun olduğu dönemlerinde UID ailesi olarak online konferanslarımız oldu. Halkımıza bu şekilde hep ulaşmaya çalıştık. Hiçbir zaman durmadık, duraklamadık. İnşallah bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Değerli misafirlerimiz, bir konu hakkında da kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün bu programı vatandaşlarımız bilgilensin amacıyla düzenledik. Ayrıca bunu Kadın Kolları Belçika Bölge Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Burada gördüğünüz yemek standımız da özel olarak hazırlanmıştır. Ben onun için hazırladık, onu hemen anlatmak istiyorum. Bir hafta önce bize ulaşan bir ailenin çaresizliğine şahit olduk ve lütfen bize yardım eder misiniz dediler ve kendilerini dinledik, çok üzüldük. Bizi her zaman, bizden yardım isteyen insanlarımızın, biz her zaman hizmetindeyiz. Hayır diyemiyoruz, o kapıyı asla hiç kimseye de kapatamıyoruz. Bu yüzden biz de tamam dedik ve dinledik. 3,5 aylık bir alt bebeğimiz var, alt keskin, kendileri Çorum'da. Anne babası hemşire, ikisi de sağlık görevlisi, sağlık çalışanı. Kendisi SMR tip 1 hastası. Şöyle geçeyim. Çocuğumuz SMR tip 1 hastası ve ilaca ihtiyacı var. Bazı vatandaşlarımız şöyle diyor, yani duyuyoruz bunu da. Bizim devletimiz SMA hastalarına ilaçlarını ve tedavisini karşılıyor. Evet, karşılıyor. Ama şunu bilmemiz lazım. Bu SMA hastalığı 5 tipten oluşuyor ve tip 1 olan hasta, bu çocuk gibi, bebeğimiz gibi tip 1 hasta olanında ekstradan alması gereken bir ilaç var. Bu ilaç yurt dışından, Avrupa'dan getirtiliyor. Maalesef bununla bir anlaşma olmadığı için mecburen o ilaç yurt dışından getirilmesi lazım.
O da en ucuz olarak Dubai ile anlaşmışlar. Dubai'deki hastanede 1 milyon 800 milyon dolar civarında. Bizler de dedik hani yükünüzü hafifletelim. Belçikalı Türkler olarak, UID ailesi olarak elimizden gelen desteği yapalım diye böyle bir standla kurmaya karar verdik. Ama bu sadece bir başlangıç. Bu kampanyamız devam edecek. Bütün halkımıza ve sevdiklerimize, burada yaşayan bütün Türk milletimize de duyuruda bulunmak istiyorum. Karınca kararınca gönlümüzden ne kadar ne kokuyorsa lütfen bize destek olun. Biz de alp bebeğimize hep beraber hayat olalım, hayat verelim. 2 ay süresi var. 2 ay içerisinde bu parayı toplamamız lazım. Yoksa hani anlatmak bile istemiyorum. Amacımız bir de şu, çok kişiye ulaşıp az miktarlarda destek alırsak amacımıza ulaşacağımızı da inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şu anda arkadaşlarım bekliyorlar programımızla ilgili konuşmalar yapmak üzere. Ben mikrofonu burada bırakıyorum. İlerleyen zamanda da ben tekrar arkadaşımız Fatma Hanım'la duyurusunu yapacak. Sorular da alacağız. Uzmanlarımız sorularımızı da cevaplayacak. Bu şekilde programımızı devam ettireceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. İyi program olur hepiniz için.